eksikliği olanı söylemedim sana. Abla, bu akşam da mı fazla mesai ya? Ya bir akşam şu diziyi birlikte izleyelim işte. Sosyete kızı Cansu Kur'an olmayayım istedim. Çok isterim bebeğim ama bak görüyorsun halimi. Görüyorsun sizin kompozisyonları okuyacağım, bitireceğim. Daha 11 B'nin ödevleri ellerimden öper bitmiş vaziyetteyim. Ay iyi tamam. Sevgili Hayat Hoca, bize ön yargı kavramını anlatan bir kompozisyon yazın dediniz. Hocam, en iyi siz anlattınız bana bunu. Başka bir şey yazmaya gerek yok. Kendinizi, gösterdiğiniz tavrı düşünün. Bir yanlış anlamıyla yargıladınız beni. Sonra kafanızdaki mahkemenin kararına göre cezamı kestiniz. Gözde'yle bizi ayırdınız. Hocam, siz o gece gelmeden önce, evet ben Gözde'nin yanındaydım. Sonra siz gelip Gözde'yi götürdünüz. Peki hiç düşündünüz mü? Siz gelmeseydiniz gecenin devamında ne olacaktı? Ben söyleyeyim. Gözde kendini iyi hissettiğinde onu eve bırakacaktı. Yani hiç de düşündüğünüz gibi olmayacaktı. Bu ihtimal aklınızdan geçti mi? Hayır. Eğer bana karşı ön yargılı olmasaydınız, kötü bir niyetim olmadığını inanırdınız. Ve şimdi her şey hepimiz için çok başka olurdu. Selam. Selam. Çok beklemedin değil mi? Yok, sorun değil. Ama benim fazla vaktim yok. Evden çıkarken arkadaşımdan kitap almaya gidiyorum dedim. Tamam. O zaman direkt konuya gireyim. Beni aradığına göre seni huzursuz eden bir şey var. Beni huzursuz eden bir şey değil. Biri var. Onun da kim olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Seni huzursuz eden kişi, bana huzur verecek olan kişi. Vallahi benden ve sevgilimden uzak dursun da kime huzur verdiği umurumda değil. Merak etme. Her şey istediğim gibi giderse sen de ben de sonsuza kadar sevdiğimizle beraber olacağız. O kadar iddialı konuştuğuna göre iyi bir planın vardır herhalde Gözde'yi okuldan uzaklaştırmak için. Çünkü Gözde bizim sınıfa geldiğinden beri ben Burak'ı adım adım kaybediyorum. Tabii ki de bir planım var. Gel otur. Ama önce Gözde'ye değil, Hayat Hoca'ya odaklanmamız lazım. Hayat Hoca mı? Evet. Gözde'nin okuldan ayrılmasının tek yolu ablasının ayrılması. İyi de benim Hayat Hoca'yla bir sorunum yok ki. Fark etmez. Ama Hayat Hoca o okulda olduğu sürece Gözde hiçbir yere gitmez, gidemez. Tamam. Tamam, benden ne yapmamı istiyorsun? Sabret. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım. Peki. Benim gitmem lazım. Hadi gel. Seni ben bırakayım. Yok, ben yürüyerek giderim. Ya hadi Sevda ya. Sanki sırtımda taşıyacağım dedim. İki dakika şurada arabayla arkadaş olarak bırakacağım seni. Arkadaş olduğumuzu kim söyledi Koray? İyi tamam. Öyle olsun. Arkadaş değiliz. O zaman stratejik ortak diyelim. Olmaz mı? Hadi gel.